Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersimizde Arapçada isim, fiil, harf bölümlerini işlemiştik. Şimdi de Arapçadaki cümle çeşitlerini işleyeceğiz. Arapçada cümle çeşitleri 1. isim cümlesi, 2. fiil cümlesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Esasen bu dahi tartışmalıdır. Mesela İbn Hişam Kavaidül İrab adlı kitabında böyle derken Nunillebib adlı kitabında bu iki çeşide yani isim cümlesi, fiil cümlesine üçüncü bir cümle çeşidi eklemiştir. O da zarfiye. Cümleyi zarfiye yani zarf ve car mecrur ile başlayan cümle de zarf cümlesidir demiştir. Böylece isim cümlesi 1, fiil cümlesi 2, zarf cümlesi 3. Üç çeşit cümle olduğunu Nunillebib adlı kitabında beyan etmiştir. Zemahşeri ve diğer bir takım dil bilginlerine göre onlar ne yapmıştır? Onlar bir de cümle-i şartiye diye bir cümleden bahsederek cümleyi dörde çıkartmışlardır. İsim cümlesi, fiil cümlesi, zarf cümlesi, şart cümlesi. Dört cümle. Ancak kabul edilen görüş cümle-i şartiye olsun, zarfiye olsun bunlar cümle-i fiiliyenin kısımlarındandır diyoruz ve yine cümle ikiye indirmekteyiz. Böyle görüşler olduğunda duyun istedim. İsim cümlesi isimle başlar. Bu şekilde tanırsın. Daima isimle mi başlar? Daima isimle başlar. Fiil cümlesi o da fiille başlar. Daima mı? Hayır. Bazen isimle başladığı da olur. Bakalım. İsim cümlesinin iki tane ögesi olur. Mübteda ve haber. İsim cümlesinin öznesine mübteda diyoruz. Ve çoğunlukla marifedir. Marifenin ne olduğu da ileride gelecek. Parantezde ifade edildiği gibi belirli isim demek. Cümlenin ikinci kısmı, isim cümlesinin ikinci kısmı haberdir. Bu da yüklem olmakta. Normal cümle dizilişinde mübtedadan sonra haber gelir. Yani önce mübteda sonra haber. Sağ tarafta mübteda, solda haber olur. Ve genellikle nekredir haber. Ama bunlar daima böyle olur diye bir şey yok. Mesela mübteda ile haber arasında müzekkerlik, müenneslik, sayı, müfret, tesniye, cemi bakımından uyumlar olmaktadır. Uyum aranıyor. Mübteda nasıl gelmiş ise haber de ona uyması gerekiyor. Arapçada normal cümle, normal isim cümlesi dizilişinde haber sonra geliyor dedik. Sağdan mübteda, solda haber. Ama bu daima böyle değildir. Bazen haberle mübteda yer değiştirir. Onları da anlatacağız zamanı gelince. Hangi durumlarda değiştirir? Şimdi isim cümlesi, fiil cümlesi ne dedik? İsimle başlayana isim cümlesi, fiille başlayana fiil cümlesi diyeceğiz. İsim, fiil, harfi bir önceki videoda izlemiştik. İsim, fiil, harfi ayırt edebiliyoruz. Öyleyse hangisi fiille başladıysa fiil cümlesi, hangisi isimle başladıysa isim cümlesi deriz. Ya harfle başladıysa harfe itibar yoktur. Kale bir fiildir. Demek ki burası fiil cümlesi. Kale en nesefi rahimehullah. Allah ona rahmet etsin. Nesefi, İmam Nesefi şöyle dedi. Kale fiildir. Demek ki fiil cümlesi. Yine kale yine bir fiille başlamış. Demek ki yine bir fiil cümlesi. Kale ehlul hakki. Hak ehli. Şöyle dedi. Hakaikul eşya isabidetun. Sabitetun. Eşyanın hakikatleri, eşyaların hakikatleri nedir? Sabittir. Burası bir isim cümlesi olur. Neden? Hakaik kelimesi muzaftır. Bakın, hakaikul eşyai. Burayı mecrur okudum. Demek ki hakaik muzaftır. Muzaf, ismin özelliği mi, fiilin mi? Fiiller muzaf olmaz, isimler olur. Demek ki hakaik isimdir. İsimle başlayan bir cümle burası. Öyleyse burası isim cümlesi. Madem ki isim cümlesi, burada mübteda haberi bulman gerekir. Hakaik, mübteda, sabitetin haber olur. El eşya, elif lamlıdır zaten isim olduğunu oradan anlarsın. Sabite kelimesi kapalı T ile bitmiş isim olduğunu oradan anlayabiliriz. Teminle bitmiş isim olduğunu oradan da anlayabiliriz. Vel ilmu vav harftir. El ilmu biha mutahakkikun. El ilmu elif lamlıdır demek ki isimdir. Burası da bir isim cümlesi. Onu bilmek nedir? Haktır diyor. Demek ki el ilmu mübteda mutahakkik haber olur.
Biha, bi yani ba harfi cerdir. Ha onun mecruludur. Mutahakkik görüyorsunuz ki teminle bitmiş. Demek ki bu da nedir? Bir isimdir. Hilafen temin almış. Demek ki isim. Burada da filozoflardan Sayyiden bahsetmekte. Li harfi cerdir. Harfi cerin başına dahil olduğu isim ne olur? Kelime isim olur zaten açık. Sonunda kapalı T var. İsim olduğunu oradan da anlayabiliriz. Burası isim cümlesi. Ve esbabul ilmi ilmin sebepleri lil halgi mahlukat için nedir? Selasetun üçtür. Esbab mübteda selase haber olur. Esbab muzaftır. Görüyorum ki ardından gelen kelime este ile bitmiş. Demek ki muzaf bu. Muzaf olduğuna göre isimdir. Fiiller muzaf olamazlar. El ilmi elif lamlıdır zaten. İsim olduğunu oradan da anlayabilirsin. Este ile bitmiş. Oradan da anlayabilirsin. Lil halgi li harficer. Harficerin dahil olduğu kelime isim olur. Demek ki halk isimdir. Selasetun kapalı T ile bitmiş. Temin almış. Demek ki isim. Burası bir isim cümlesi. Esbabun ilmi, ilmin sebepleri nedir? Lil halki selasetun. Mahlukat için üçtür. Üç yol ile mahlukat bir ilim elde edebilmektedir. Bunlar nelerdir? Üçten bedel. El havasus selimetu. Bunlar cümle olmaz şimdi. El havasus selime. El haberus sadik. Havasus selime. Bu cümle değildir. El haberus sadik. Sadık haber. Cümle değildir. Çünkü sıfat mevsuf devam ediyor. Vel aklu ve akıl. Fel havasu hamsun. Havas nedir? Yani hisler demek bu. Havasu selim. Havas his demek. Duyu organı. Es-sem'u semi'i el-basaru basir. Sem işitmek, basar görmek demektir. Tabi devam ediyor. Bu kadarını ben aldım. Nesefi akaidinden. Burada birkaç isim, birkaç fiil ve cümlelerini görmüş olduk. Daha devamı gelecek elbette. Şeklül mübtedi. Mübtedayı ben nasıl tanıyacağım? Mübtedanın şekli nedir? Mübteda diyor tek kelime olur. Cümle veya şibih cümle olmaz. Ve merfudur veya mahallen merfudur. Örneklere hemen geçiyoruz. E şıkkı bir tane örnek. Allahu kerimun. Allah kerimdir. Bu şimdi Allah kelimesi nedir? Allahu yani lafz-ı celal. Mübtedeun merfuun alametuhu ezzammetu. Raf alameti zammedir. Allahu mübtedadır. Raf alameti zammedir. Kerimun nedir? Haberun merfuun. Merfu haberdir. Alametuhu. Alameti nedir? Tenvini zamme, zammedir yani. Temin olarak zamme gelmiştir. Alametu yani alametu rafihi nedir? Kerimun haberdir. Burası ne oldu? Bir isim cümlesi oldu. Ente sadikun ba örneği. Ente zamirun mebniyun alel fethi fi mahalli rafin mübtedadır diyor. Mahallen merfudur, mübtedadır, fetha üzeri mebnidir, zamirdir. Ente. Sadik haberun merfuun. Sadik de merfu haber olur. Cim şıkkı hazihi fetatun. Hazihi ismin işaretun mebniyun ale sukuni. Biraz harfler kaymış burada. Sükun üzere mebni bir isim işarettir. Ha bihi mahallen merfuluk mübtedadır. Fetat ise haberun merfuun. Demek ki bir isim cümlesi mübteda haber örnekleri bunlar. El metaru yağmur gazirun. El metar mübteda merfu raf alameti nedir? Zammedir. Gazir haberun merfu'un merfu haberdir. Raf alameti de zammedir, temindir. Huma muvafikani. Huma zamirun mebniyun ale sukuni fi mahalli raf'in mübtedadır. Mübtedadır, mahallen merfudur, sükun üzeri mebnidir. Niye? Zamirdir. Zamirler mebni olur. Muvafikan haberun merfu'un merfu haberdir. Alametuhu el elif. Niye? Bi ennehu müsenna. Çünkü o tesnidir. Tesniyenin raf alameti elif olur. Muvafıkani, bakın huma tesniyedir. Muvafıkani de tesniye kelimedir. Ente cadetun. Ente zamirun mebniyun alel kesri. Enti demek ki. Evet zaten mühendis burası. Enti zamirun mebniyun alel kesri. Kesre üzere enti. Sükunu kesre üzere mebni zamirdir. Mahallen merfu olup müptedadır. Niye mahallen? Çünkü zamirler mahallen ile kalır. Çünkü mebnidir. Ardından gelen cade kelimesi zamme ile merfudur, haberdir. Cümletül isniyet, isim cümlesinin iki ögesi olur. Mübteda ve haber olmak üzere.
Mübtedaya bakarsan ismu sarihun sarih bir isimdir. Tek başına duran bir isimdir. Açık isimdir veya müevveldir. Bir yuvarlama kelimedir. Muarrabun veya mebni. Muğrep olabilir, mebni olabilir. Muarrafun, marifedir. Merfu'un, merfudur. Ama lafzen veya mahallen. Neskuruhu, biz onu bahsediyoruz. Ondan bahsediyoruz. Genelde diyor cümlenin başında onu görmekteyiz. Haberin kendisinden bahsetmektedir. Haber kendisinden bahseder. Haber nedir peki? O da müptida ile beraber tamam olan bir kelimedir. Sarih isim olabilir. El-Bahru haicun olduğu gibi. Burada El-Bahru müptidadır. Haic haberdir. Sarih bir haber. Veya ismin müevvelin olabilir. El-Vazihu müptidadır. Enneke nacihun müevvel isim olup haberdir. Enne burada müevvel yani. Tevil yapıyor. Eve cümleten fiiliyeten. Fiil cümlesi olabilir haber. El metaru yeski el erba. Yeski hüve fail el erba mef'ul. Yeski hüve el erba birlikte bir fiil cümlesi olur. Haber olur. El metar mübteda. Veya cümleyi ismi olabilir haber. El cebelü mübtedadır. Kımmetuhu aliyetun isim cümlesi olup haberdir. Nasıl isim cümlesi? Kımmetun mübteda aliyetun haber. Mübteda haber bir isim cümlesi olup bir bütün olarak haberdir. Veya şibhi cümle olabilir. Ez zayıfı mübteda fil menzili. Fil menzili haberdir. Nasıl haber? Şibhi cümle olarak. Şibhi cümle de neyindesi? Harfi cer ile mecruru veya zarf ile mecrurunun oluşturduğu bütünlüğü öyle demekteyiz. El gurfet vasiatun. O da geniştir. Gurfe mübteda vasiatun haber olur. Müennes uyumları var. Görüyorsunuz. El kitabu cemilun. Kitap güzeldir. El kitabu mübteda cemilun haber olur. El dalibani nacihuna. Nacihan. El dalibani tesniye müzekker. Nacihani tesniye müzekker. Uyumu görüyoruz. El dalibani mübteda nacihani haber. El muallimuna nacihuna. Cimi müzekkere cimi müzekker. Uyum var yani. İkisi de merfudur. El muallimune mübteda, nacihune haberi. El muallimatu nacihatun cemi müennese, cemi ve müennes. Babul beyti meftuhun. Bab kelimesi mübteda, meftuhun haber olur. El beyt ne? Muzafun ile. Mübteda ve habere ait bir şey değil. Müfret haber, mübteda ise Allah lafzı. Görüyorsunuz. Allahu a'lemu. Allahu a'lemu. Mübteda nedir? Allahu kelimesi. Lafzayı celal. Haberi a'lemu olur. Hangi sürede geçiyor? Nerede geçiyor? Hepsi yazılı. Mübteda zamiri muzaf olarak gelmiş burada. Ve imraeti akirun. İmraeti mübtedadır. Akirun haberdir. Hasbiye. Bana yeter. Allahu Allah. Rabbi a'lemu. Bu şekilde devam ediyor. Hasbu cehennem. Hasbuhu yani hasbu muzaf olur. Hasbu müptedadır. Cehennem haberdir. Her biri burada yer almakta. Haber şibi cümle olup öne geçebilir. Haberin öne geçtiği yerler var. Burada nedir? Lehu haberdir. Ve lehu onun için vardır. Ne? Ehun bir erkek kardeş. Evliya uhtu bir kız kardeş. Şibi cümle olduğu için haber öne geçmiştir. Şibi cümle neydi? Harfi cer ile mecruru veya zarf ile mecruru. Tek başına zarf da olabilir. Kişi bir cümle olduğu zaman haber öne geçer. Nerelerde geçer? Aşağıda gelecek. Şimdiden bir duymaya başlamış oldunuz. Devamında ne var? Yine lehu. Hep lehular burada haber olarak yer almakta. Sağ tarafta da müptezaları görüyorsunuz. Bu durumda o habere ne denir? Mukaddem haber. Mübtedaya muahhar mübteda demekteyiz. Haberin cümle olduğu yere örnek. Haber diyor ne olabilir? Muzari cümlesi olabilir. Mübteda Allah lafızları haber. Yahkumu, yehdi, yakbizu diye devam ediyor. Mübteda Allah kelimesi haber ise mazi fiil cümlesi olabilir. Allahu emrana, Allahu erkesehum, kul Allahu edinelek. Demek ki haber ne olabilir? Fiil cümlesi olabilir, bu mazi olabilir veya muzari olabilir. Haber aynı zamanda şibhi cümle de olabilir. Harfi cer ile mecruru, zarf ile mecruru. Haber aynı zamanda müfret isim, yani isim cümlesi değil, fiil cümlesi değil, şibhi cümle değil, tek başına, başlı başına cümle olmayan bir kelime de olabilir. Buna müfret haber demekteyiz.
Ardından mübteda ve haberin birbirinin önüne geçmesiyle alakalı konular gelmektedir.